Bravo. Kalt ekibi olarak. Gerçekten aşırı mutluyum abi. Yani biz, benim hani YouTube'a bir şekilde girme sebeplerimden birisiniz. Net bir şekilde. Biz mi? Evet. Eyvallah. Gerçekten. Vay Gerçekten. anasını. Sen bizden eski değil misin? Yo, YouTube'da eski değilim. İyi spor. Daha yaşlı mıyım acaba siz? Biz sen benziyor muyuz? Şeyi söyleyecektim sana. Onu şeye bırakayım dedim. Programa bırakayım dedim. Seninle ilgili bir tane anım var. Evet. Bir gün Nişantaşı'nda bir yerde yemek yiyordum. Garson geldi şey dedi. Çok seviyoruz. Ben de şey dedim. Demek ki iyi gidiyor kalt. Tamam çok iyi Ben gidiyor. sende. Ondan sonra bir daha böyle çok seviyoruz. İşte programlarınızı çok seviyoruz. Filmlerinizi. Sen kimden bahsediyorsun da diyemezsin. Tamam dedim. Ondan sonra şey dedi. Yani ben şey anladım. Bu bir şey. Hata var burada. Bir yanlışlık var. Ama ben bunu şey yapmayacağım. Çözen adam ben olmayacağım. Ben yemeğimi Dedin. yiyeceğim diye düşündüm. Öyle bir karar verdim. Sonra şey geldi. Abi sen o değil misin ya dedi. Aa, bir daha Hem beni yakın. o etti hem de o Sonra da değil aldı dedi. Evet, sandım. sonra da onu benden aldı aynen. Sonra şeyi gösterdi. Senin fotoğrafını gösterdi. Abi siz çok benziyorsunuz dedi. Yani, Ama ben de mesela izlerken o zamanlar seni... saçlarım kısaydı. Şu anda uzun sanırım, bakayım. Ha evet, Tabii. pardon. Önden baktığım için aynı Şey, evde protez falan gibi düşünmemişsindir herhalde. Hani şey, böyle değil. evet kalıp takmış Abi gelmiş. kalt benim için çok ayrı bir yerde ya. Pardon, yeni oraya döndüm ama sizi böyle överek hani beyaz şov gibi bunu başlatmak istemezdim. Estağfurullah. Ama hakikaten sessiz halk oyunlarını mesela izletmediğim bir tanıdığım, babama filan izlettim. Yanlış Çünkü kararlar. abi çok güldü mesela. Çok Evet. şaşırttı beni. Çünkü ben bunu çok nerd bir komedi olduğuna emindim. Ama adam mesela olimpiyatları filan izleyen, radyodan da takip etmiş biri filan olduğu için oradaki bütün geyikler geçti Ha, babama okey. yani. O çok hoşmuş. Yani bizim gerçekten o şey hani çok büyük ciddiyetle Eurosport'tan snooker izleyen kitle bizim şeyimizde, hedef Evet, tahmin ediyorum. kitlemizdi. Ama inanılmaz Hani bir şey var 20 abi. O kişi o taşı. foley yaptınız mı mesela? O ne? Neyi? Sesleri nereden aldınız? Yani Sesleri ses bandını atıp sanki böyle ses tasarımını parmaklarını... Erman Tabii yaptı ses o bandını videonun. attık, sonra şey bulduk işte böyle birkaç layer Pardon. ses. Hani ben şey seviyorum, o tarz işlerle uğraşmayı çok seviyorum bilgisayardan. Bildiğimden değil ama hani tahmin ediyorum öyle olur, öyle yapılır falan diye. Birkaç tane böyle hani katedral kilise sesi bulduk ki yankılı olsun. İşte orada böyle koşturan Hayır çocuk ama sesi adımların da bulduk. karşılığı var. Yok aslında yani Aa, ne o, o? yani işte şeyin izleyenin beyni o hale getiriyor onu. Evet. Birkaç tane şey var. Böyle pat 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 ses var, 4-5 layer haline getirilmiş. Biz Aa, ben sadece bayağı şey, kastınız sonra onu böyle bir saatlik tekrarladık falan filan. İlk benim aklımdaki gibi olunca zaten çok şaşırdım. Aa bir yapıyorlar yerde falan bir diye. çocuk Bir sesi yerde bir çocuk var. var. Diyor. Diyor. O Evet. tam Çok iyi bir kritik. gerçeklik katıyor. Erman Abi çok seviyor çok şey kez bilgisayarla izledim. oynamayı. Evet. Güzel, bilgisayarla ilgili ya abi, nereden sürekli size övmekle ilgili bir yere gidecek olay. Yani şunu okudum ve buradaki o çocuk hikayesine o kadar güldüm ki, yani bir çocuğa, bir komşunun çocuğuna bilgisayar oynatma hikayesi. Bir de Teşekkürler. leş bir anın vardı sanırım şununla ilgili. Evet Biraz ya, önce bu arada anlatırken susar mısın? Programda anlattım. tabii yok. Bu arada yani o işte hani evde her şey var ama aşırı bir can sıkıntısı var noktası çok doğru. Yani ben çocukluğum öyle geçti. Bir de kasabada büyüdüm ben. Bir tane 386 bilgisayar vardı. Sabahtan akşama onun boğazını sıkıyordum. Hadi lan hadi lan diye. Evet, bende O çok 486 var. kıymetliydi benim için. Ve yani hani çok yapacak bir şey yoktu. Neresi bu kasaba? Baba eski, Kırklareli baba Ha, eski. okey. Kendi kendime işte aşırı agresyon hareketler bulmuştum. Bir tane resim çantam vardı. Resim çantasına çakı fırlatıyordum sabahtan akşama. Böyle annemi... Aa Ya, şey, saplanıyor muydu? o beyaz Saplanırdı. böyle şey Evet. gibi, Plexiglas aynen gibi böyle. plexiglas şey Aha, bilmiyorum. anladım. O böyle Ona kıt diye bir tık güzel giriyordu. Onu onun üzerine genelde tık. Mona'nın yapıştırması yapıştırılır. Prens Evet. var ya, nude Evet. belirsiz transgender prens. O Evet. yapıştırılır. Ona bıçak mı atıyordun? Bıçak atıyordum. Ondan sonra Çok ya böyle mantıklıymış bu çok arada. fazla yakalandım annem. Hani aniden arkama dönüyorum. Bıçağı fırlatıyorum. Sonra Tango Cash'ten bir şey söylüyorum. İşte tam hatırlamıyorum ne söylediğimi ama çok seviyordum Tango Cash'i. Bir şey söylüyorum. Ya da Kobra'dan bir şey söylüyorum. İşte hey ömüm falan Evet, diye. patatesleri boğuluyor galiba. Bir de aynada gözlerimi aşağı çekmeye çalışıyordum çok fazla. Sylvester Stallone'a benziyorum. Böyle bakmaya Peki, çalışıyordum. ben de benzer bir çocukluk yaşadım. Peki bunu yaşamış bir çocuktan mesela CEO çıkıyor mu, yoksa bizim gibi boş beleş insanlar mı çıktı hep? Mesela benim de çok saçma hobilerim vardı. Yani bıçak fırlatmadım. Hani resim çantama, ama
çok mesela kiremit kırmak benim sevdiğim. Yani tuğla ile tuğla kırmak. Çünkü ikisi birden parçalanıyor. Attığın iki objenin de hani yoğunluğu ve sertliği aynı. İti ite kırdığım aynı. Hani o Superman Batman'i böyle duvarlara vuruyordu ya son filmde. Onun gibi bir efekti vardı. Atıyorsun önce hangisi parçalanacak falan gibi. Mesela hiç bir tane düzgün bir arkadaşımla bu konuyu konuştuğumda bir karşılık alamadım. Ya yani ben de bunu yapıyordum. Yani. Ben bizlerin çok düzgün olduğunu düşünüyorum. Sen de CEO'sun. Doğru. Şirketin yok mu? Yani CEO, yani çalışan da gerekiyor sanki. Yani daha fazla öyle bir iş yapan da insan gerekiyor. O sonuçta o çalışan şeyler organ olabilir. İlla insan olmasına gerek yok yani. Kendimi CEO'da çalışıyorsun. Evet yani o bir CEO'luk. O çok oradan, iyi kişisel yani. Gelişim bu arada. O kadar tırt kişisel gelişim projesi kitabı yazacak teorilerimiz var ki gerçekten. Tahmin ediyorum. Erman'la arada sırada böyle paylaşıyoruz ama. Böyle oturup yani kim yazacak işte, noktasını görüyoruz. O TED sırada yazıyor. TED Talk'unda çok iyi şeyler var. TED değil, TAD. TAD mıydı? Evet, TADX. O şeye katı, Esenler. TADX Esenler. Bu yani o bizden çıktı bu arada. Baba eskiden çıktı. Hani CEO'ya kadar gitmedi işler. Güzel mühendisler var. İşte. Senin gibi çocuklar mıydı? Benim gibi çocuklar. Yani zaten hani aşağı yukarı aynı ailelerden geliyoruz. Ama tabii onlarda biraz daha hani hayata dair bir enerji, hani bir hırs belki. Evde şey yapmakla zorlamıyordu kendini. Evde ben şimdi bu yastıklarla bir şey yapacağım diye kendini eğlendirmeye çalışmıyordu. Dışarı çıkıyordu, bağırıyordu çocuğa, hadi gel inan aşağı diye. Evet. Milletin balkonu, sen öyleydin büyük ihtimalle. Ben mi? Evet. Yok ben, sen de mi ben şey karışık. Daha önce yani varyasyon şey, daha şey spektrumum çok geniş. Yani bugün o çocuğum, bugün o çocuğum, bugün sadece kulağı akanı çocuğa tekme atacak çocuğum. Hani şey yapacağım, sakat şey mi yapacağım gibi böyle. Farklı kişilik denemeleri. Mazlum shaming, pardon. Mazlum shaming. Yani şey yapabiliyorsun, yani çocukluk çok sıkıcı bir evre ya. Şey gibi, ya büyümeyi evet. Bekliyorsun. Ya yani bazen böyle şey, büyük adaya gittiğimde falan şeyi görüyorum şey böyle ara sokaklarda martı yavruları var. Büyümeyi bekliyorlar abi. Bu ne saçma şey yani. Ne yapıyorsun burada apartmanın şey, sokağın dibinde kedilerle falan. Sonra hepsi kedi maması sıkıntıdan yiyeyim. Arkadaş olmuş. Büyümeyi bekliyor yani. Ama yani, büyüyünce de hayatında ekstrem bir değişiklik bence olmuyor. Bence yani şöyle bir şey düşündüğümde büyümeyi beklemek muazzam manyakça bir şey. Saçma sadece yani. Beklemedik ya. Eğlenmedik. Olmayı mi? Bekliyor yani. O da işte şey, insan hayatı da olmayı böyle beklemekle geçiyor ya. Onun için sıkıl sıkıl her yaz tatilleri. Ben de Eskişehir'de büyüdüm. Evet. Erman'la konuştuğumuzda 3 aşağı 5 yukarı aynı şey. Çocukluk travmaları, sanrıları ya da zevkleri, coşumları birbirine benziyor. Ya bitmiyor ki. Yani mesela yaz tatili bitmiyordu. Ya bir yandan çok severek istiyorsun. Bir okulu seviyor muydun ki mesela? Ya okulu seviyordum ama yani okulu ki arkadaşlarını seviyorsun tabii ki. Okulu bina ben olarak sevebilmen iyi. Ben arkadaşlarımı hiç sevmedim ya. Ama ben mesela su içmeyi falan özlüyordum okulda. Gerçekten özlüyordum. Bu, anneme de söylüyordum yani keşke işte okul yani o şeydi çünkü böyle yalak gibi bir yer vardı. Herkes basıp hani o komünal su içme ritüeli bana çok hoş geliyordu. Hiç böyle bir şey görmedim. Sen hayatın bir noktasında okulda okul açılsa da su içsem dedin mi gerçekten? Dikdörtgen ne? Ya böyle yalaktan şey gibi, kastı ne yani? Şey, bir sürü çocuk hayal ettim. Hayır, evet, evet. Ya şöyle L şeklinde dizilmiş böyle musluklar serisi. Ha, aslında tamam, hani tamam. Abdest alınır gibi duruyor ama hiç öyle bir şey yok. Alan yok muydu? Yok orada yani bilmiyorum kimse ayağını yukarıya çıkarmak istemez herhalde. Yani şey. Hiç şey, anlamadım abi. Yani, jimnastik takımı olmadıkça güzel durmaz o okulun böyle. Ya böyle şey falan oluyordu. Ben hatırlıyorum yaz tatilinde o kadar çok sıkılıyordum ki yerde para arıyordum. Bütün gün marketin önüne gidiyordum. Bütün gün yerde para arıyordum ve sonra dikkat ettim ki yere çok bakarsan para bulabiliyorsun. Ve sonra çok bulmaya başladım. Sonra bir arkadaşımı da işin içine entegre ettim. Bak böyle böyle falan diyor çok. Onunla da çok bulduk. Sonra şeyi yaptık. Nerelerde daha düşüyor? Mesela mahalle maçlarının oynandığı yerlerde herkes koştuğu için ceplerden düşebiliyor. O yani bir çok iyi. Şey spesifize nasıl ettik. Nasıl değerlendiriyorsun sonuçta? Sonra da şey oldu. Yazın sonu, yazın başına başladım. Yazın sonunda 5 çalışanım vardı. Ben aramıyordum. Benden daha küçük 4-5 tane de onlara sana mı getiriyorlar? Evet, bana getiriyorlar. Ben de onlara payını veriyordum. Hiç kimsenin hakkını yemeden asla. Yani aslında hiçbiri senin hakkın değil baktığında. Değil. Ama yani en azından para. Kimsenin de değil. Yani o unutulmuş, bitmiş paralar zaten yani. Kimsenin işine yarayacak paralar da değil. Sadece tabii. Herkese bir amaç verdiği için çok kıymetli. Evet,
Ayak var mıydı sizde ilkokulda? Ne ayağı? İlkok... Dayak. Ne ayağı? Ayak var mıydı? Artist mi ne artist? Dayak. Ha yok, dayak yoktu canım. Vallahi benim... Ben bir kere dayak yedim. Dayak abi, o da bilgisayar öğretmenim. Benim onun Anadolu Lisesi'nde vardı dayak ya. Anadolu Lisesi. Evet vardı. Hatta şey vardı, bizim bir beden hocamız vardı, Yunus Dinç. Buradan selam söyleyelim kendisine. Buradan selam söylüyorum Yunus Hoca'ya. şeydi, genetik bir bozukluğu vardı. Şu iki parmağı yapışıktı. Dövdüğünde ninja kaplumbağalar dövmüş gibi oluyordu seni. Yani çok özür dilerim ama. Yo, kimden özür dilerim? Ninja kaplumbağalardan. Yani hani bir beden hocasına benzettim. Ama onlar da sonuçta bir beden hocasının öğrencileri değildi. Hani ninja shaming. Yani beden dersi görmemişlerdir bence. Evet, beden dersi de çok garip. Yani evet, hiç böyle bir şey hayal etmiyorsun değil mi? Boş ders hayal etmiyorsun. Bugün beden var. Evet. Her gün var aslında ama siz farkında değilsiniz. Bir de anatomi üzerine bir şeyler öğrenecekmişsiniz. Çok güzel olurdu. Gibi. Evet, beden eğitiminde sadece eşofman üzerine eşofman, çalışılıyordu. Evet. Haşhoş, haşhoş. Siz cinsel derse denk geldiniz mi sizin eğitim hayatınızda? Ben de bir yani sene oldu okulda değil benim geldiğim cinsel dersler. Hep daha şey, özel hayatım. Sokakta birebir. Usta çırak şeyle. Yani o da bir eğitim sonuçta. Tabii ki aynı. Neydi okul 4 tane... Şeyi olan, hademesi olan yer değildir. Dört tane hademesi olan yer değildir. Dört tane duvarı olan yer değildir. Mahmut Hocam. Ha doğru. Bize 98-90 tam böyle ülkenin kırılım hani. Böyle sen kaçlısın? 86. 86. Evet siz? 82'liyim ben. Evet. Sen Ayşe Arman'ın sen Türkiye'ye çağdaşlık ve modernizmi getirdiği sene mi? O sene. Ayşe Arman Hürriyet'te yazmayı bırakmış. Hürriyet'te genel olarak bıraktı herkes anladığı kadarıyla. Evet, herkes gönderildi işten zaten. Yani herkes onu gönderdi, kalanlar da orayı bıraktı falan gibi. Zaten gazetenin var olduğunu ben anladım bu haberlerle. Hürriyet'i bırakıyorum falan yazdı. Aa, Hürriyet varmış falan dedim. Canısı Gülse olsun. Bilser'de devam ediyor. Bundan sonra hayatına sıcacık bir kahve, sıcacık bir bardak kahvesi ve saçlarını kitabı. Saçlarını çok seviyorum ben Ayşe Arman'ın. Ayşe Arman'a buradan teşekkür ederim çünkü gerçekten... Nereden getirtmişti? Fransa'dan mı getirtmişti? Hı? Londra'dan mı getirtmişti ülkeye çağdaşlık ve modernizmi? Bilmiyorum. Bir osa şeyle. Neydi o ya? Var mı öyle bir şey? Yo da bana hep böyle gelmişti. Yani o yani ünlüleri o... yatağa sokuyordu ondan mı? O evet böyle bir hani şey bilmem kimi de yatırdım falan diye. Hani çılgınlıkla şey arası işte hani bu ya bir ara 80'li City'yi izleyen evet. Modern olduğunu sanıyordu ya. O öyle bir dönem. Evet. Ellie MacBeal falan hani onlar evet. Çok bozdular. CNBC'ye işte. Evet. Dönemi. Yani onların evet. Yüzü suyu hürmetine biz de bugün biraz tabii, çağdaş tabii. Gibiysek İngilizce yabancı dil anlıyorsak onların üstümüze attığı tabii böyle ki. Angelina Jolie'ye gidip Afrika'dan topluyor ya çocukları. Kavruk sen gel diye. sen. Ayşe Arman da bize öyle al şunu diye böyle üstümüze biraz sarmıştı fırlatmıştı. Bu çok kötü öksürüyor bunu almayın. Ya da alın alın iyileştiririz daha iyi olur. Birader alıyorum. Coşkun bir dönem vardı ama işte batılılığın yani. Evet. Tam işte cinsellik eğitimi geldi bize abi orta iki. Bayağı şaşırdık böyle. Sikko bir okulda okuyorum. Bizim kent ilköğretim okulu Beylikdüzü'nde. Yani hiçbir şey yok eğitim adına yani. Sadece kravat işte. Ekose ceket falan. Hani onun dışında bomboş bir yer. Ve önlenemez arzular. İşte bilgisayar öğretmeni o kadar ciddi alıyor ki kendini beni dövüyor falan. Öyle bir dünyadayız. Hani mouse'u doğru tutmadım diye böyle tokat atıyor falan. Saçma sapan bir okul. Buraya cinsellik dersi getirdiler abi. Bir seneliğine geldi. Zaten tam o 2001 işte o geçiş kasa fırlatılmadan önce hani böyle batılılık coşuyor falan derken böyle tahtanın üstünde penis resmi var. İşte bayağı vajina affedersiniz resmi var. Penise affedersiniz. Vajina affedersiniz vajina. Yandık. Böyle görüyoruz falan herkes çok şaşkın. 2-3 ders yapıldı. Kimse dinleyemedi. Herkes birbirine bakıyor yani. Oha sende böyle bir şey mi var falan filan diye. Sonra o boş derse döndü mesela. 3 ders yapıldı. Boş ders. Bir daha hep çocuklar test çözün. İşte sokağa çıkın falan hep ona döndü. Ben, ne oldu o cinsellik dersi? Ben şeyi hatırlıyorum. Bizim böyle bir orta bir falandı. Bir anda bütün kızları alıp bir yere götürdüler. Yaldır yaldır aynen. Evet. Böyle sonra da geri döndüler. Böyle hepsi şey gibi böyle hani. Herkes birbirine bak evet, çantası koydu. Hani teneffüse şey... çıkmadı bizim kızlar o gün mesela. Çantası evet. Korudular. Ya herkes böyle çift. Lavaş dürümünü alıp sadece ben yiyeceğim gibi. Abi bütün kızlar o gün bize karşı ayaklandı bir de. Teneffüste bizim çantalarımızın ne olduğuna baktılar gibi bir şey oldu o gün. İddia oldu. Sonra gerçekten o günü ben çok iyi hatırlıyorum. Orta hazırlıktı.
böyle hakkımıza tek tek disipline verilmeler oldu filan. Halbuki bakmadık yani, anladık bize ne oldu, ne bileyim, anamız filan da kullanıyordu. Ben görüyordum evde tabii, orkid filan. Yani o kadar da tabii ki dev bir şey değildi yani. Ya bir de o çok kolay bir şey dönüyor ya, sataşma aracı. Yani o zamanlar daha şey, hani sen savaşla aşkı karıştırmışsın dönemleri ya böyle. Evet. Ondan dolayı da bir şey oluyor. Yani o bağırma çağırma da hoş bir ha, yandan. O da bir tabii. Bir interaction sonuçta. Tabii. İyisiyle kötüsüyle. Bence. Bir ilerleyebildik ama ya, sen de. İlerledik canım, Allah'a çok şükür. Ben hatırlıyorum. Ben anneme şey aldım. Allah'a çok şükür çocuğum oldu. Annem beni gönderiyordu işte. Onu al, bunu al, bir de pedal. Pedi alıyordum. Pedi şeyde, tezgah altında gazeteye sarıyorlardı. Evet. Eve gidene kadar o gazeteyi okuyordum. Vay arkadaş, neler olmuş diye. Deprem hayatın gerçeği diye okuyordu. İsim vermiyorum da bir marka onu şey yaptı ya. İsim ver ya. Gerçek etti. Öyle mi? Değil mi işte? Aynen. İsim vermeyeyim mi söylemek istediğim bir şeydi yani. İsim vermeyeyim demek istiyordum ha, hayatım istiyor boyunca. Vay. Şu an ilk defa şey oldu. Vay, sen reklamcılara bak ya. Siz reklamcısınız değil mi aynı zamanda? Hayır. Değiliz. Reklam yazdık. Yani para kazanmak. Böyle bir dönemimiz oldu. Evet. Peki şu anda cult'la yaşayabiliyor musunuz? Tabii. Para kazanmak. Cult'la yaşamak. Ona yaşamak denilirse. Yani yaşıyoruz. Ona yaşamak denilirse. Yaşıyoruz birader. Yani sadece neyse ne üzerinden mesela benim bir yaşam sürmem mümkün değil. Baktım. Ya bizim şöyle... Yani çok kötü yaşıyor olmanız lazım. Yani... YouTube parası mı? YouTube'dan parası bize yok. Ayda gelen 100 dolar. 100 vallahi, dolar değil. 100 dolar dedi, 90 dolar. 50-60 dolar eğer... Tamam, onu da 30-40 yazsam... Şeyde 100 yazıyor. Yani. İstatistiklerde 100 yazıyor. O hiç abi onu bölüyorlar. İstatistikleri gelmiyor. Ben gıcık buluyorum. O vergi öncesi mi acaba? Hiç şey... Yani o ben AdSense inince şey falan oluyor. Yani mesela 70 diyorsa 50'ye iniyor, 100 diyorsa 70'e iniyor falan filan ama ne oradan ya, şey gelen... yazıcı oldu mu? YouTube'da konuşuyoruz burada yani. Abi ben hiç sözüne güvenemiyorum gerçekten YouTube'un ya. Ve yani zaten çok az para beklerken daha az para gelmesi kadar onur gurur kırıcı bir şey olamaz yani. Ya genelde de zaten o şey oluyor. Dışarı çıkıyoruz Hasan ben Erman. 3 tane içki tamam. Bitti. Evet 3 tane evet. Birbirimize bir YouTube ısmarladık. YouTube anca bunu yaptırıyor biz yani. Biz de AdSense'i çekip geçen gün kitap fuarına gittik. Full harcadık orada. Vay siz çok çok. Bunu oradan aldık. Eyvallah. O kadar güzel. Bunu YouTube aldı bize yani. Çok çok iyi. Sağ olun. En azından bir şey olmuş, dokunuş olmuş. Ya yani bizim Cult'ın yani bir görünen yüzü var. Ha. Bir de böyle buzdağının altı var canım. Çok sanki muhteşem şeyler yapıyormuşuz gibi. Ya yani önceden reklam yazdığımız için markalar ve ajanslar bize geliyorlar. Ha, Cult olarak. Bize diyorlar işte bize Cult gibi bir şeyler yazar mısınız diyorlar. Genelde de hiç Cult gibi bir şey yazmadan ve ismimiz de geçmesin diyerek yani paramızı alıp uzamaya çalışıyoruz o şeyden. Tamam ama yani bizim göründüğümüz haliyle değil o sonuçta. Yok. O bir değil, değil. Tezgah. Yani... Değil. İşte ajanslara ajanslık yapmak gibi bir şey oluyor. Ufak bir ha, ekip iyi gibi bir oluyoruz yani Erman'la ikimiz. Hani böyle daha aynen işte şey yazılması, mizah falan onların garip kodları yani mizah dediğimiz şey mizah çıkmıyor. Hani ya şey, mizah dediğin... şeyle geliyorlar. Bizde şakalı bir şey var. Aha. Ama siz bunu bir alın. Köpürsün. Siz bunu çok güzel yazarsınız. Köpürsün diyor. Aslında hiçbir şakalı bir şey yok. Evet. Bok gibi bir şey var sizin elinizde de diyemiyorsun tabii ki. Evet. Ha, tabii ki. Bunun ne kadarını kullanıyorsun? Hiç. Bazen. Bazen sırf başlangıç cümlesini mesela. Ayıp olmasın diye. Abi oyuncuyken o çok oluyordu. Mesela bir senaryo geliyor. Bok gibi bir senaryo gerçekten. Okuyorum yani. Hiçbir şey yok bunda. Mesela yapımcıya diyorum ki bu niye çekeceksin? Bu hiç komik değil falan diyorum. O da diyor ki yani ama siz oynayınca komik olacak. Ya nasıl olacak? Hayır ben sadece rezil olacağım. Film de komik olmayacak. Bu inanılmaz bir vizyon ama. İnanılmaz. Bütün yükü oyuncunun üstüne atıyor. Ya ama... al şu bol takım elbiseyi bir giy bakalım. Evet, sonra giyince de çok komik oldu ya demek ki yani. Bu en evet temel şey. Baskı. Bebekleri öyle güldürüyorlar yani. Baskıdan evet, yüzün gözün seyirmeye başlar. O da komik gelir işte ona. Şeye güler. Abi gülmez ben. Birkaç kere de yedim onu mesela. Sette hani komik olur dediler. Okey falan dedim. Çok utandım abi sette. Çünkü o zaman herkes oyuncuya bakıyor. Hiç komik değilmiş bu herif diyor abi. Teksti bir okusanız ve kameraman falan atasın geliyor. Gerginlik ya inanılmaz. Çok kötü ya. Hoşuna gitmez insan. Bazen yani işte biz şey aslında şimdi şeyden çok memnunuz. Hani açıkçası reklam ajanslarında çalıştığımız şeyde değil büyük ihtimalle. Yani biz şu an
freelance iş yaptıkça bir şeyler kazandığımız için o gerçeğin farkında değiliz. Yani ne böyle hayat, o şey yaptığımız, kazandığımız para, ne işte onların sağladığı imkanlar falan filan, o noktada değiliz büyük ihtimalle kalıt olarak. Okay. Ama yani onun karşılığında üstümüzden kalkan o kadar büyük bir kaya var ki tahmin ediyorum. Her şeyi yok, ben şimdi kadar... görünen kısmını sormuştum. Burasının ne olduğunu bilmiyorum. Bu çok iyiymiş. Öyle yani. Ben bizim izlediğimiz işte ne bileyim USB evler falan üzerinden bir yaşam süremeyeceğiz. Ya onu da aslında USB evlerde yaşarsın. Biraz kesinlikle yaşarım bu arada USB evlerde yaşarsın. Ben de yaşarım. Yaşamaya çalışırım. Yani Netflix falan varsa hani en azından içinde. Yürüyerek gidebiliyorsun. Yürüyerek gidebiliyorsun. Bir AVM'miz var orada. Erşah AVM. Burada ben bunu söylemekten hiç sıkılmıyorum herhalde ben. Çünkü şeyi övmeyi çok seviyorum, o konularda kendimi övmeyi. USB'ler için oturdum şeyi öğrendim. 3 boyutlu program öğrendim. Yani aynen, benim bunu yapabilmeme ya sebep olduğu için benim için. Ben Erman'a şey, gerçekten şunu dedim ben Erman'a. Beni bilgisayarın içine sokabilir misin? Gerçekten dedim, böyle başladı yani. Ben artık hani... Abi bunu soracaktım ama cevap vermezsiniz gibi bir şey. Yani nasıl ürettiğinize dair böyle... Ya cult nedir? Öyle bir şey sormayacağım ama gerçekten... USB evlere oturup mesela yazıyorsunuz ve okey bunu nasıl prodükte edeceğiz demiyorsunuz ya herhalde. Böyle... Şey, ya şöyle bir şey vardı, evet. Hani o böyle genelde tematik kanallarda çok olan o reklamlar var ya, işte NTV'de, CNN Türk'te işte. Evet, her yerde yeni bir yaşam doğuyor. Yani her yerde yeni bir yaşam doğamaz yani. Hani evren müsait değil ona yani zaten genel olarak yani. Evet. İşte Dudullu'da bir ve böyle çok gürül gürül, ya Dudullu'da ne doğabilir? Yani tabii ki doğabilir de yani öyle doğamaz en azından yani. Yani evet. Dudullu'da işte... yeni bir yaşam başlıyor diye evet. Üç boyutlu geziyorlar içinde, havalı kuş donmuş böyle hani. Ben beni öldürün diye. O da şundan dolayı böyle bir ara yani böyle bir 5 sene önce, 6 sene önce falan bazen çalışırken şeyi açıyordum ben. Yine daha o zamanlar çok leş değildi yani NTV, CNN Türk falan açıyordum. Kenarda yani o bir şekilde akıyor ses falan. Sürekli böyle gürül gürül, du 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 du. Hep böyle Terminator gibi giriyorlar ya, bir de böyle müzikler falan crescendo yükseliyor işte. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şu bu falan. Yani böyle şey gibi sanki. Gerçekten orada olmamız lazım ya, evet. Dedirtiyor gibi ben böyle. Ben niye burada oturuyorum kez gibi aynen. Millet ne güzel marinalı bilmem neleri yerlere gitmiş falan diye. Sonra Venedik bir bakıyorsun gibi görünüyor. Tuzla'da kümes gibi bir yer ama yani, bu ne, burada kim oturur, AVM'si var diyor. AVM'si. Peki o reklam şey... üzerinden mi satın alıp taşınıyor herif abi oraya? Ya da gerçekten taşındığında da memnun kalıyor mu? Ki. Hatta ben bir ara o kadar kendimi kaptırmıştım ki böyle sürekli, şimdi isim vereceğim, Simpaş falan vardı böyle. Evet. Şeyi düşünüyordum. G-Y-O. Bir gün gelirse reklamım hazır olsun. Bana gelirse. Ve Şebnem Ferah'ın sil başta hani onu Simpaş'ta başlamak gerek. Yani böyle kafamda hazır etmiştim. Yani Simpaş bana gelirse, ya bence her insan her markanın kendine gelebileceği tasavvuruyla yaşamalı. Ki hazır çok olsun, mantıklı. Parasını hemen çat diye alabilsin yani. Neler var kütüphanende o zaman? Hangi markalar buradan ben sesini? Bir tane söyleyeyim. Şimdi bu şey de olur. Kapı da açar belki. Yani, evet, kesinlikle. 3-5 daha alırız yani proje. Bir şekilde. Yani neyse, o oradan çıkmış bir şey. Ve ben şey, sadece USB evler ismi gelmişti benim aklıma. Mükemmel bir isim. O geldi, ondan sonra Erman'la konuştuk. Erman şey dedi, oğlum bak bu şöyle yaparız, böyle yaparız bilmem ne. Ben dedim gerçekten sokabilir misin benim bilgisayarı? Yani bütün sorumluluklarından kaçmak isteyen bir insan olarak yazılmış bir şey. Metropol hayatından sıkılan. Evet, ama bir yandan da şey de istiyor. Yeni bir yaşam doğan yerde de olmayı istiyor başından. Maviyle yeşilin boşluğu. Erman... Şey yaklaşık dedim. 50 gün boyunca 3D model, yani o bir mimarlık programında yapıldı. Peki, abi. Peki bir... değdi mi sence bu? Değilmez bence ya. Değil. Ben ama bir ara çok kafamızı, çok özür dilerim lafını kesiyorum. Bir ara böyle bilincin, ben artık şey dedim, neye de uğraşıyoruz ya? Hani bu ne? Bu çıksa ne olacak ki? Ne kadar ki hani sakin ol falan diye. Ben mesela asla böyle canlandırmamıştım kafamda. Hani şöyle canlandırmıştım. Abi ben böyle bir program biliyorum zaten. Yok hani abi, öğrendi. Öğrendi. SketchUp öğrendi. Yok, şey mimarlık öğrencilerin kullandığı şeyi öğrendi. Yok herif. Ben şey dedim, bana bir kilo karışık kuru yemiş ve 50 gün ver. Ben işi hallediyorum dedim. Sonra kaç izlendi mesela şu anda? Az. Bilmiyorum.
Yani hiç. Ah. Ama 50 bini geçmiştir herhalde yani. Of, çok sinirli ya. Yok, onun aslında şöyle. Abi sonra burnuma biber soktum falan videosu böyle 3 milyon falan izleyince biraz tadım kaçıyor. Ama ya. O zaten. Onlar elma ile armut, onlara biz şey yapmıyoruz. Abi ben elmayı da armutu da istiyorum abi belki yani. Yok, onları karşılaştırmıyoruz yani. Zaten bizim bu videolarla ilgili projeksiyonumuz hiçbir zaman şey değildi. Yani biz tabii ki milyon de sen yani. Diyorsun ya, ben işte babamı izlettim, şeyi izlettim. Bizim videoların şöyle bir olayı var. Yani bir kişi izliyor, ikinciyi izletiyor. Hadi evet. O da beğendi. Üçüncüye izlendiğinde orada sönüyor link. Yani şey değil bu. Hapşuran kedi videosu değil yani. Üçüncü ya anlamadı. Sönmüyor abi. Mesela Malatyalıların ortak özelliğini kaç kere izlediğimi bilmiyorum yani. Ya da kaç kişiye izlettiğimi. Sönmedi yani. Herkes kopuyor, başkasına izletiyor falan. Ama belki çevrem dar, bilmiyorum ama. Yo, evet, biz kendi şeyimizde yaşadığımız, kendi fonumuzda evet. Yaşadığımız için biz zaten... Ama şey gibi bir hırsımız da yoktu zaten. Hani böyle kassın kavursun hani. Şeyler yıkılacak, o tiranlar yıkılacak yerine yani biz geleceğiz evet. Gibi bir var mıydı? Bir şey diyorduk ya, 10 bin kişi olursa çok iyi diyorduk. Hadi ya. Abonemiz tabii falan. Şu anda 130 falan galiba sizin. Evet. 120 bin civarında bir şey olması lazım. 122 sallamayalım bin da öyle. 122 evet. Bin olması lazım. Çok iyi. O şey, Erman'ın dediği gibi yani o şey çok kolay. Yani anneannemi kömürlüğe zincirledim. Çok da kolay değil bu yani. Hayır yani tamam, o 3 milyon demek zaten gerçekten yani, bir de oha, yani, çok iyi video başladı. Yıllar boyunca da şey zaten bu bilinçaltlarımıza da işlendi, arenada falan hep böyle kömürlüğe zincirlenmiş özürlü şeyler evet. Yakalanıyordu ya, bunun ne işi var burada falan diye. Hani bunu zaten, bunu zaten şey var. Bir, yani bunun ne işi var? Hani Jung'un kolektif bilinçaltı diye bir şey var ya, o, evet. O oradan geri çağrılabilecek bir şey. Şey gibi o yani, sokakta bir anda donunu indirip kakasını yapacak adama bakmak gibi bir şey o. O öyle bir izleme. Evet, ama bizimkin ya mesela bizim AVM'yi koyduğumuz... Sıçan adam videosu ben başlık olarak görünce tıklıyorum. Bu evet. Artık şey yani tabii refleks. Tabii ki tıklarsın şey. Abi. O şey gibi yani, doğal uyarıcı lazım. Doğal uyarıcılara karşı bir o, tepkin gibi. Evet. Bu izleme güdüsü değil bu. Blade Runner'da gibi. Test vardı ya, insan mı replikant mı diye. Evet. Açacaksın işte kakasını yapan adam videosunu. Ama evet. Replikant da mı tıklamıyor mu? Gerçeği mi tıklar sadece? Replikant niye baksın? Der kafasını. Hala ya. Ben böyle şeyleri izleyemiyorum dediği anda. Ama biz bu sene pisleştik mesela. Videolara şey yapmaya başladık. Hani herkes yapıyor clickbait. Ya. Clickbait. Ha evet, clickbait yapalım dedik. Abi ondan da utandık. Yani abi. Mesela başlıklar atalım dedik. Onda da çok efendiyiz. Mesela Irmak Kazık geliyor. Basketbol ligi falan. Abi ya, leş ya şey, hiç. Değil mi? Ya böyle oynamamız lazım. Ya hep hiç. Biz onu siz hiç seçtiniz sanırım. Biz Kuzey Kore videosunda denedik onu. Kuzey Kore diye bir videomuz var. Evet. Kuzey Kore'ye denemedik. Gittik onu bir de kapağını hani. Hayır, Kuzey Kore'ye gittik. Kuzey Kore'ye gittik ki büyük yazdık. Abi. Ama işte bu şey bir de. Ölümden döndük falan yazdık. Evet ama lazım. İşte. Kapağını da şeyle çevirdik yani, böyle her şeyi yapıştırıyorlar. Bir tek smile yapıştırmadık oraya. Smile var mıydı onun içinde? Oğlum o değil ya, o clickbait değil artık yani. Ona clickbait o zaman denmez. O gibiydi. Ya şey deseydik hani Erman... Kim Jong-un falan koymadınız mesela. Yok üstüne. Sonra şey evet, geldi ama. Erman Çağlar'ı tokatladılar falan evet. Diye bir şey yazsak yani. Yani az daha tutuklanıyor. Az daha tutuklanıyor. O da içeride o da böyle şey çıkıyor, bir tane teyze yanağını seviyor senin falan yani. Gibi. İşte öyle bir şey. Ama ona rağmen abi, şey geldi yine. Başlığa dair hiçbir şey yok abi videoda. Evet. Yani dolandırıcılık bu artık. Ama başlığa dair bir şey olsa da hiçbir şey yok videoda. Yani, yani evet. O genel olarak bir anlamsızlık ama denizi. Ama ayıp şeyin altında oluyor en azından. Tabii. Yani. Ayıplı mal. Ayıplı mal, mal evet. Bu. Evet. Ya çok saçma abi. Bir tane geçen gün izledim. O kadar artık hatırlamıyorum ne oldu ama başlık gerçekten anneannemi kömürlüğe kilitledim kadar. Zincirledim. Ekstrem zincirledim gibi bir şeydi. Tıkladım ya. Kilitledim. Hiç buna dair bir şey yok ya. 15 dakika falan izledim. İşe de yarıyormuş demek ki bu arada yani. Ya yok. Evet. Ben bir... YouTube'u fazla kullandığım için YouTube artık öğrendi. Bana çıkarmıyor böyle şeyleri. Ama Erman full tamirat izliyor. Gitar pedal videoları gitar pedal izliyor. Gitar pedal tamirat işte. Ya, devamlı 3D programı öğrenmeye çalıştığım dönemde devamlı 16 yaşındaki çocuklardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle SketchUp öğreneceğim. Onlar çıkıyor işte, bir tane çok hevesli bir çocuk var şey yapmaya. Kendi okulunu yapıyor çocuk SketchUp'ta falan. Vay arkadaş ne sevmiş diye. Ya bir tane şimdi çok saçma sapan bir şeyden bahsedeceğim ama. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi biz Counter Strike oynuyorduk lisedeyken. Ben de evet. Kingpin oynuyor muydunuz abi? Hiç oynayan başka biri bulamadım ya. Kingpin. Kingpin'i hiç hatırlamıyorum. Atari'de miydi? Hitman vardı. Yok abi, bilgisayardaydı. Böyle şey gibi, Godfather gibi bir dünyası vardı yani sanat olarak falan. Böyle o
roll gun mı denir? Ne deniyor ona böyle? Tommy gun. Tommy gun mı? Evet. Onlarla böyle deathmatch oynadım. Başka tamam geç benden başka. Deathmatch'li şeyli falan. Evet. Benim hiç oyun geçmişim yok. Yok şey çıkmıştı yani. Güzel her şey çıkmış. Neyse Counter Strike oynuyorduk. Ya bir Counter Strike oynayanlar vardı. Bir de hani benden de şey konularında bilgisayar ve kendi kendine hani ömrünü çürütme konusunda hırslı çocuklar vardı. Bir tane arkadaşım vardı. Counter Strike bir de map editörü var. Harita evet. yapabiliyorsun. Okulda okulu birebir yapmıştı şeyde Counter Strike haritasında. O ne saçmalık. Diye abi. Fevzi Çakmak ilkokulun içinde. Ve hani şey. Gerçekten zor bir şey. Böyle evet. Kapıların açılması, evet, kapanması. Full işte, çalışıyor muydu? Ve gözüyle şey yaptığı kadarıyla bu kadardır, bu kadardır falan filan birebir harita. Oğlum herif mimarmış işte o zaman yani. Ne zaten oldu? Mimar zaman. Oldu sonra. Oha, sonra işte böyle müdürün odasında şey pusuyorduk böyle hani elimizde tüfek müdürün odasında. Şey bu bile bulmuştu. Rüya gibi bir şey olsaydı. Ben de Duke Nukem'ın builder'ı vardı. Duke evet. Nukem. Orada evimi yapmıştım ben. İşte yani hani oğlum neredesin? Ama ev daha kolay. Evet. Okul abi, yapmak çok neymiş büyük, abi? Çok büyük bir tutkuydu. Abi ya böyle o zaman daha zordu. Peki o zaman şeyde daha büyük monitörler falan hani, teröristler şu hoca counter'lar bu hoca. O kadar o kadar öyle, yok. Yani şey tipleri yapamıyorsun karakter yani. Spesifikasyonu da yapılmış mıydı ya? Yok yok ya. Bir de o zaman sadece okulda bir de o zaman o tatsız hani okul hani Amerika'daki okul shooting mevzusu yoktu yani öyle bir tatsız şey de yoktu. Sadece böyle eğlencesi vardı işin. Peki oyunlar tatsız hep vardı ama mass shooting yoktu yani. Yoktu diye hatırlıyorum. Ben yani de yoktu. Ya da haber mi olmuyordu? Yani yine böyle... Eskiden mi? Evet. Ne zaman başladı bu yani okul katliamı? Columbine'le başladı. 80'ler galiba. Falan, 70'ler sonu falan herhalde Amerika'da. O zaman varmış. 80'lerde falan ama bu yani peak oluşu bu işlerin yani zirveye çıkışı herhalde 90'larla birlikte falan. 2000'ler başı. Ya bu herif PewDiePie'ye falan teşekkür etti ya Yeni Zelanda'daki katliamı yapan. Ya onlar olmasın diye işte filmler yapıyorlardı Michelle Pfeiffer falan rapçilerle. Gangsta Paradise'ın. Yani okul basılmasın. Onunla alakalı değil oğlum okul basılmasın diye. Ben öyle düşünmüyorum yani Allah Allah. Hayır olsun bazen kafamı karıştırıyor bazen çok kavga ediyorum insanlarla yani işte Fortnite... PUBG yasaklansın falan diyen bir tayfa var ya ben yasaklanırsa daha çok psikopat çıkacak. Yani insanlar orada psikopatlık duygusunu biraz harcıyor. Sonra insan gibi dersine falan çalışabiliyor gibi geliyor. Bazısı da oradan gaza gelip bu yani oyunu yasaklayacağın silah yasaklasan lan gibi bir yerden savunuyorum ben. Ya, ama yok canım oyun yasaklamak yani. Ya da kanları yeşil yaptılar bir yer hatırlıyor musunuz? Carmageddon'da. Carmageddon'da. Oyun yasaklanacaksa şu şeyler falan yasaklanabilir bir tek. Hadi madi falan. Ne o ya? Öyle insanlara şeyden para... Diye, o niye yasaklanırsın? Abi o ne ya? Yani şey gibi... Niye mi sadece? Emin önünde baklava senin bir ajandan yani. Vardır. Şey. Ozan Akyol'un başka bir ajandası vardır. Günün sonunda sen kendini Ozan Akyol'la Galatasaray konuşurken bulursun. Öyle bir şeyimiz var. Benim de bir ajandam olmadığı için büyük savrulma noktasındayız şu anda. Güzel de savruluyoruz ama ne güzel yani. O zaman geçen gün öğrendiğim bir şey söyleyeyim. Çok şaşırdım. Kurgu yapmışız gibi olacak ama... Abi dudaklarına şöyle nefes verdiğinde sıcak çıkıyormuş. Böyle verdiğinde soğuk çıkıyormuş. Bunu biliyor muydun? Aa, bilmiyordum. Bayağı şaşırdım. Bak dene mesela şöyle. Yani. Yaptığında sıcak oluyor, büzdüğünde soğuk oluyor. Ben de bunu öğrenince çok şaşırdım mesela. Acaba klima bundan mı feyiz alınarak yapılmış yani, bir şey? O yüzden mi şöyle? Yani öyle açılıyor. Senin ben o pembiş dudakların. Sende daha genç bir bilgi var sanırım. Şimdi buyurun. Yavaş yavaş şeye çevireceğim. Neydi o? Bedenimiz evine... Yemeğe toplayıp yedirip Kürşat Başar'a çevireceğim mevzuyu. Dostum, azizim ve o şey o elegantlık. Diye. Eyvah. Oradan Yemekteyiz'e kadar döndü iş. Seda Sayan sunuyormuş onu ya. Evet. Ne? Yemekteyiz'e. İnsanların evine gidiyor koskoca Seda Sayan. Yani. Bir garip geldi bana yani. Çok kötü durmuyor evde. Seda Sayan'dan. Ne bileyim abi o yemeklerin hepsinden saç falan çıkmıyor mu? Yemekteyiz'in olayı o yani. Ben tabii. Seda Sayan'ın onunla ilgilendiğini düşünmüyorum ya. O sadece şeye bakıyor. Kaşesine mi bakıyor yani? Vizörden ya da işte kendini nasıl... Sürekli kendini nasıl göründüğüne bakan ünlüler var ya programları evet. Full onunla geçiyor. Abi manyak mısın? Git o zaman hani aynanın karşısında yap programı. Bu nasıl bir... Ama o yüzden o kadar ünlü değil mi abi zaten? Sürekli çek... Sen ben baksa böyle gezdiğimiz için. Başta da değil ya ünlü olamıyoruz yeterince. Eve misafir gelince çıldıran çocuk. Evet. Eve Seda Sayan gelince ne hale geliyordur of, çocuk? Ben Seda Sayan'ın kiracısıydım biliyor musun? Evime gerçekten. Evet.
Bayağı kiracısıydı. Nerede? Bahçeşehir'de. Sedat senin her yerde evi var. Cihangir'de de bizim orada da böyle bir apartmanı varmış falan filan. Ama ben biri yani eve bakmaya gittik. Ortaokuldaydım. Aynen. Onu gezdirdi. Hayır, evin bütün duvarlarında Seda Sayan fotoğrafları var abi. Oğlum bu nasıl bir sapıklık falan dedim yani. Ve yani dev, hani gerçek boyutuyla Seda Sayan. Seda Sayan mı asmış? Korkunç olanı o oğlu herhalde. Ve annesi oturuyormuş. Ve neydi çocuğun adı, hatırlamıyorum. Oğulcan. Oğulcan. Arkadaşım sanırım. Hayır. Yok, ama öyle bir sıcaklık olsun. Yok, tutkulu bir konuydu benim için. Bir dönem tutkulu bir konuydu benim için. Hani bayağı araştırıyordum. Ne yaptı çocukta için. Ya. Şey, futbola başlamıştı, bırakmıştı. Bıraktı. Şimdi işte bizim orada kafe açtı. Gerçekten. Helal olsun. Abi Seda Sayan mesela kirayı geç ödeyince arıyordu. Ya, çok iyi işte. Yani 3 gün falan. Seda ben, var babanı ver falan diyorum. Bu gece kaçma ya. Öyle mi arıyorsun? Ya. Bunları seni beklemiyor mu? Bekleme müziği kendisi çok evet. Uzun. Seni beklemeye alıyorum. Evet. Çok çok iyi olurum şöyle bir şey olsa. Ben bir kere yanlışlıkla babamı beklemeye almıştım. Öldü. Evde mi beklemeye aldın? Yok. Yani, böyle bir sistemi mi vardı? Böyle şey de var, yazı da var. İşte şey telefonda şey var. Gereksiz böyle bekleme müziği vardı. Şey çalıyor. Biz market işletiyorduk. Siz santral mi kurdunuz evi? Hayır abi, biz market işletiyorduk. Bize de devamlı bedava bir şeyler geliyor ürünlerden. Yani işte çamaşır makinesi geliyor, televizyon geliyor falan. Varlık içindeyiz. Sebep? Çünkü biz toptancıyız. Mesela hani bizden alın gibi bir eşantiyon. 1000 koli şey alıyorsun, deterjan alıyorsun, yanında eşantiyon. Borcam takım getiriyor sana falan filan. Biz öyle hayatımızı... YouTuber'lık gibi bir yandan aslında. O dönemin... Influencer. Influencer. Bayağı influencer'dık çünkü hani o borcamlar birikiyordu bizde. Biz de düğünlere götürüyorduk falan. Hani herkes yiyordu, mamalanıyordu bir şekilde. O borcamdan hep pişiyor. Fırında makarna pişiyor. Her şey pişer. Her şey pişer. İşte gerçek bir anne gibi konuştu şu an. Ama dostluk pişer sonunda. Tutkulu. Neyse. Bir sürü şey gelmişti. Böyle çeşit çeşit telefon. En böyle uzay gibi gözükenini aldım, kurdum ben çünkü. Yani böyle hevesleniyordum. Tam işte onlar kendinden santralli oluyordu. Kendinden santralli. Müzik üstünde de hold diye tuş var. Açınca da şey çok. Çok çok iyi. Babam da sinirliydi ya. Abisi de şeye de inanmıyordu. Bizim o kadar bedavaya. Ama belki bekletmeyi alman iyidir. Hani o da biraz düşünmüştür ne konuşacağını senle. Sen de. Dükkan aşağıdaydı işte yani. Aradı, anneni verdi. Yanlışlıkla şeyi almışım. Beklemeyi almışım. Telefonun öteki ucunda şey dinliyor. Kurumsal aile. Bir saniye. Sonra annem almış. Annem duymuyor. Annem de müzik dinliyor falan. Bağırmış etmiş falan. En son yukarı geldi sonra. Ne oynuyorsun bununla diye. Ya çok bir de rahat çıkabileceğim. Bir de babanın evet, yukarı gelebilme evet. Durumu varsa şeyi de zorlaması da çok ilginçmiş. Hemen çıktı şey. Kürşat Başar diyordun ya. Onu yedik mi? Güzel bir şey mi vardı orada? Yok. Yo. Siktir etmiyorum. Kürşat Başar onlar yedi yiyeceğini zaten. O kadar önemli bir şey. Ben ona mesela katılamazdım. Ben çirkin yemek yerim yani. Ben ama orada yemek yemiyorlar. Yiyorlar mı? Yiyorlar. Ama hiç böyle kanat falan yapmıyorlar tabii yani. Tabii. Daha insan gibi yenecek gıdalar. Ne yapsın adam, kol mu koysun şey yani? Bunu yiyeceğiz birader. Bugün bir şey yok büyük falan. Büyük ihtimalle o bir ön eleme oluyordur. Hani 30 kişi başlıyordur o misafir listesi. Ama sonra... yemek yerken bir videonuzu yollar mısınız bize gibi bir yok, 30 kişi önce 30 kişi. Audition mı yapıyor? O önce 30 kişilik bir masa var. Orada evet. Önce bir işte şey yiyorsun. Eleme usulü mü? Kala kala sonra kala kala bunu çekmeye başlıyorlar. Tabii. En az aç olanı seçiyorlar gibi. Ben tabii. At gibi yerim abi orada. En son ne bir şey mi diyordunuz falan olurum büyük ihtimalle. Tok gitmek gerekir. Tok gidebiliriz. Yani. Ben kendimi çok yakalıyorum bazen elimle çatala pilav ederken. Abi ben çok yapıyorum. Ne yaparsan? Müge elinle, çok kızıyor karım ya. Elinle. Sende evet, de var değil mi o? Yani niye bu kaşık? Ay pardon neydi onu? Bak o çatalım. Kadar kullanmıyor. Bıçak yani aslında onu yapman dalıp, gereken. Dalıp gitmişim yani böyle hani bir şey toplantıda konuşuyor. Toplantıda falan da yapıyor musun? Böyle ufak bir şeye dönmeli artık. Böyle hani çok küçük bir mini süpürge gibi. kaşığın ucuna takabileceğin şey. Şöyle açılıp toplayacağı bir şey. Şey gibi yani en son kaşığı kaşığa monte edeceğin küçük bir şey. Süpürge mantığıyla evet. Çalışan şey. Şu. Bütün tabağı sıyıracaksın. Onu çıkaracaksın yani hiçbir şey kalmayacak. O tarz aynen. Hareketlerde benim en çok ilgimi çeken böyle çok ilkel düzeyde bunu bir soylu yapmazdı diye bilebiliyorsun. Yani öyle bazen hani
söz geçiremiyorsun, pilava çatalla eze eze alıyorsun yani. Senin de canın ayı. Senin de... Zeytin bir problem mesela. Senin de canın cehenneme diye. Onu mesela şeyi tahmin edebiliyorsun. Yani soylu bir ortamda yapılacak bir hareket değil. Evet, yani evet, evet. Biliyorsun aslında yapılmaması gerektiğini, yine de yapıyorsun. Evet. Refleks çünkü. Zeytin ama zeytin de şöyle abi. Zeytin ben de buluyorum bazen. Zeytin çatalı olduğu bir konu. Ben aşırı zeytin severim. Yani zeytin ama şeyi var ya, böyle çok ince, çekirdeği çok büyük. Tam onu diyecektim. Ha. Zeytine çatalı rozet takar gibi takacaksın. Hayır, böyle kenarından geç. Nasıl takıyorsun abi? Zeytini orada sabit nasıl hissedeceksin? His meselesi. His. Yani zeytini hissetmen lazım ki. Yani ben zeytin olsam bana nasıl sokulması gerekir düşünmen gerekiyor zeytini şey yaparken. Ama ya da onu sabitlemen gerekiyor bir şekilde. Ortası i̇şte alınmış şey. His ama yani şöyle his mesela. Biberli olanlar. Profesyonel. Bir tane yiyeceksin, çok özür dilerim. Bir tane yiyeceksin zeytinden. Evet. Zeytinin etlilik oranını anlayacaksın. Ki onu nasıl yiyeceksin? Evet. Elinle mi? Onu elle alabilirsin bir tane. Yani kimse görmüyor. Kahvaltı başlamadan hani daha hazırlanıyor masa. Hayatım işte önceden onu koysana, şunu koysana, bunu koysana. Sınava gireceğim okulu görmek gibi. Tabii tabii. Hemen bir tane atıp etlik oranını, çekirdek büyüklüğünü hemen kafamda şey yapıp ondan sonra nasıl yani nasıl gireceğini nasıl saplaman gerekiyor. Belki de şey yapacaksın hani kepçe usulü. Abi o da olmuyor. Sekiyor bazen yani. Evet. Zeytini ben o yüzden medeni davranmam gereken sofralarda tercih. Ya da böyle şey yapacaksın. Mi? Böyle şey kalantor enişteler gibi, kusura bakmayın çocuklar, ben bunu elle yiyorum ya. Her şeyi evet. Yani, baştan söyleyeyim. Evet, no şey, ondan sonra no comment yani. No regret. No regret. Evet, no regret. Sofra adabını da konuştuk. Kesinlikle bende olmayan bir şey sanırım. Yemekli program yapamıyorum bu yüzden. Mesela yemekteyiz teklif edilse yapamam. Hiç şey diye düşündüğün oldu mu peki? Bu yemekteyiz'e ben bazen şehvetlenip şey diye düşünüyorum. Ya bana gelseler ben şunu pişiririm. Öyle ki çok kendime güven. Abi yapıyorum. Ya çünkü öyle fantezisini kurdum çok var. Düşündüğün oldu mu hiç? Olmuyor. Bunu yaparım, şunu nedir yaparım. Yani aa, çok kusura iyiymiş bakma, öttürürüm de diye düşündüm. Öttürürüm demedim ama kafamda böyle bir şey yaptım. Bir ufak menü yaptın mı? Menü yaptım gerçekten. Ya olası bir Seda Sayan baskınında menün hazır mı? Hazır abi. Nedir? Kremalı yemeklerde fena değilim böyle. Aa. Hani önceden hem kreması pişirip sonra içine mesela eti de biraz pişirip koyup hani fırında o pişerken ben bir şey daha yaparım gibi güzel bir planım var. Zamanı daha şey zamanı kullanmakla evet ilgili. Tatlı da hani kolaya kaçarım. Öyle ekmekli falan hani hamurlu şeyler değil de sütlü tatlı kesinlikle yaparım gibi bir planım var. Yani star parçan ne olur? O biliyor musun o dilimiz? Star parçan. Yok prestij. O da şeyde işte benim stilim diye bir şey vardı ya. Vardı. Ben onu o kadar çok izliyordum ki işte eski kız arkadaşımla birlikte en büyük eğlencemiz hani böyle sabaha kadar o çok kötü kanser fast food yemek. Evet. Yani her şeyin en kötüsünü istediğin zamanlar oluyor ya bazen ki genellikle iyi olsun ertesi günüm. Yani bundan daha kötü olamaz. Dibe diyeceğim vurayım. Evet, dibe vurayım. Orada yok ben işte ona giremedim. Star parçam çok falan filan diye böyle şey. Ne parçası ya ona? Ya o, ha, o günkü üst evet yani mesela atıyorum. Ben track gibi düşünüyorum. Bir de onlarda hep şey oluyordu. Nereye gidiyorsun Buse? Cenazeye gidiyorum mu? Duydum. Cenazeye yani gidiyorum mu? Evet, simsiyah giyinmiş. Nereye ha gidiyorsun? Cenazeye gidiyorum dedi. Ve yani hiç kimse üstte konuşamadı. Kutsal da bir şey evet gibi olduğu için Show TV'de hani cenazeye böyle mi gidilir falan da demediler. O kız mesela bir bug'ını bulmuş sistemin gibi. O sik gibi kombiniyle sırf cenazeye gidiyorum dediği için yırttı mesela. Abi kimse şey ne güzelmiş yalnız. Burzum tekrar kurulmuş. İşte dünya turuna çıkmışlar. Burzum kurulamaz oğlum, tek başına zaten şey var. Burzum tekrar kurulmuş. Yani şey falan ne diyebilirsin? Ha işte Slayer, Mayhem falan tekrar. Kafanızda var mı peki, kombin var mı? Kombin. Benim mi? Çok iyi bir kombinim var. Yoksa bu mu en iyi kombin? Yok hayır, o ben orada şey hani farazi bir şeyden bahsediyorum. Yani o kadar fazla artık okazyon şey tüketilmiş ki manyak tamam, manyak tamam şeyler söylüyor. Onu anladım. Yemekteyiz'e bana yemekte sordun ya. Evet. Senin de bir favori kombinin var. Hani kafamda vallahi bir gün buna ya yarışmaya katılırsam şunu giyerim. Öykü Sertel'in karşısında böyle hiç çıkarım. Hiç yani düşünmedim ama büyük bir ihtimalle abiye giyerim. Yani tercihim abiye mantıklı olur. Evet. Yani taşımasını bileceğim bir kıyafet giyerim. Yani. Özür dilerim ya, senin şeyini kestim. Yemek kremalı. Yok ondan star sonra yemeğim yok. Yok. Ya benim galiba hep böyle düz çizgi yani tam olarak şunda çok iyiyim diyebileceğim bir şey yok hayatımda gibi. Yani her şeyi böyle birbirine yakın kötülükte ve iyilikte yapıyorum gibi. Belki daha şey yapma karşına çıkmamıştır.
En iyi yapacağım yemek mi? En iyi yapacağın şey herhangi bir şey. Yani farkına belki varmamışsındır da. Şurada çok iyiyim falan. Var mı sizin öyle bir şeyiniz? Yok. Ya yok. 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 Bu... Her şeyde yaparız gibi bir şey oluyor. Böyle bazen hani şey hissi oluyor ya. Hiç yapmamışsın bir şeyi. Ama böyle bir anda böyle ulan aslında bu böyle yapılır sanki diyorsun ya da bilmiyorum. Evet. Hiç öyle bir his yok mu? Ben yine kendimi var, ait olan bir işte bana şey gibi. Var. O öyle deneyip yaptığım güzel şeyler oldu benim mesela. Geçenlerde türlüyü denedim. Ha yemekteyiz pardon. Hani ben şey sandım neden? Dünyadan dünya bir örnek. Yok, ben... Hani mesela golf oynayamam diye düşünüyorum. Bir attım böyle bir kere de soktum. Öyle bir hikaye geliyor şey oldu. En son Eskişehir'de ok attım. Gerçekten daha çok iyi atıyormuşum. Hiç atmamıştım. Gerçekten o şey olimpik yaylarla attım yani. Ne diyorlar olimpik mi? İşte normal standart okçu yayıyla attım. Ne kadar iyi attın? Bayağı ya böyle kaç 25 metreden falan vurdum. Oha. Ama silahla mesela o kadar iyi değildik. Şey nereye gibi oldu ya bir sen süreç. Eskişehir'e ne yapmaya gittin? Eskişehir'deyim ben abi. Yani tamam. Ailen, ha, ben de İstanbul'dayım ama ok veya silahla ilgili bir şey ya, yapmıyorum mesela. Bir işte arkadaşımın böyle şey... Evinde ok vardı. Ben bunu bir atsam olur mu dedim. Tabii olur, neden olmasın. Bir de evinde de 25 gibi metrelik bir boşluk mu vardı? Bahçe. Pardon ben fakir düşündüm tabii ki. Balkondan fırlatmış. Ya Eskişehir'de bir de yok ya 25 metre değildir. 25 metre çok. 10 metre falandır abi. Bahçe için de çok. Abarttım yani. Evet 25 metre olamaz. Öyle işte iyiymiş yani şey. Sen bayağı iyi atıyorsun ya dediler. Ama bilmiyorum. Şu an yani kıstasım sadece onların sen bayağı iyi atıyorsun. Yani bir hedefi tutturduysan biz Erman'la geçen sene, bu sene miydi? ODTÜ'de söyleşi yaptık. Böyle 5 saat ODTÜ'nün içinde dolaştık abi söyleşi gelene kadar. Bir de böyle sabahtan uçağa binip gittik. Böyle Erman, sen bira içmiştin galiba. Ben içememiştim. Ben de böyle akşamdan kalmaydım. Yani midemiz leş. Kendi mantarımızı üretiyoruz yani böyle. Böyle gezdirdiler bizi. Bitmek bilmedi, zaman gelmedi. Sonra söyleşi oldu, bitti. Bir arkadaşımız var sağ olsun. Böyle bizi aldı. Arabada böyle gidiyoruz. Bir de o gün de böyle süper ay var. Hani tamam. Kırmızı ay olmuştu ya. Okey, doğrudur. Ama böyle çok kötü Ankara'daki toplu konutlardan görüyorsun. Yani süper ay ama dünya çok kötü yani. Dünya süper değil. Bayağı Blade Runner gibi duyuluyor rengi. Sonra bizi şeye götürdüler. Ateş etmeye götürdüler Erman'ı. Erman muhteşem nişancıymış. Harbi mi? Evet. Benim ama fırsatım olmuştu şeyde askerde ateş etmeye. Rica etmişlerdi komutanım tankla da ateş eder misiniz diye de kibarca reddetmiş. Bizim şeyde... Sana mı rica Erman da komutandı. Komutan olarak yaptı askerliğini. Zırhlı gerçekten birlikte bizimkisi. Bayağı gazlamışlar seni gibi duruyor. Yani askerliğini ya yakma hiç. Beni çok seviyorlardı. Ben orada şey dolaşıyordum. Bir de sivil dolaşıyordum. Komutanım tankla canım anam yazar mısın? Hep böyle geliyorlardı. Komutanım şey tankla ateş edeceğim gelir misiniz? Gelirim. Böyle bir şey mi askerlik ya? Tabii abi. Ben gitmedim. Yani bedelli yaptım. Ben de. K9 şey vardı işte köpek şeyi vardı. Komutanım telefonunuzu rica edebilir miyim? Tabii al işte veriyorsun telefonu. Şey yapıyor bana sürdü her yerine telefonunu mu benim telefonuma. Sonra böyle attı bir yere. Sonra arkasından köpeği oldu. Bul şimdi onu falan diye. İşte köpek gitti. 5 dakika dolaştım bulamadı gibi oldu. Bulamayacak gibi oldu. Çok kıllandım. Buldun mu? Yeni de almış telefonu. Sonra ben de aramaya başladım köpek. Bulundu mu? Sonra buldu hayvan getirdi falan. Sonra şey dedi, şimdi yumurtayı siz verin ona falan dedi. Ben verdim. Böyle almak istedi ama şey yaptı. Yaptı köpek. Şey dedi, başkasının elinden almaz dedi. Vay be. Ulan ben şeydi, alırım ya. Birader ben yani burada ne yapıyorum deyip ayrıldım sonra. Helal olsun. Ben burada ne yapıyorum? Ben odama gidiyorum yatmaya. Odama. Teşekkür ederim. Diyerek bitirdim. Erman'ın böyle full fayans bir odası var. Fayans. Fotoğrafları gösterdi. Oğlum fayans sadece fayans. Evet. Hani fayans her sevgisi yeri var. Fayans ama ya yani. Ben her yer fayanstı. Benim okuduğum üniversitede de her yer fayanstı. Ben Uludağ Üniversitesi'nde okudum. Yani tuvalette başlayan fayans bitmemiş şey yapmış gibi bütün okulu ele geçirmiş hocam, gibi. Hocam devam mı etsek çok güzel akıyor falan gibi gaza geliyorum. Var. Yani... Ben de Kütahya'da götü oldum. Hani Çinisi miydi oranın meşhuru? Evet. Yani okey ama hani niye binaları da kapladığınız gibi bir his geliyor. Çok kötü ya. O vur diye böyle. Çin'i ya bizim yani. O şeyler de var ya genelde Karadenizli müteahhitlerin ha, böyle mozaiklerle halı deseni. Yani evet.
Koca bir nazar boncuğu. O güzel çok bence. Hoş olmuş. Ya, o binaya diyorsun. Zaten nazar değmez abi yani. Evet. Hani o boncuğu yapmasan değmeyecek yani zaten. İğrenç ya, görünüyor o bina çünkü. Deprem yönetmeliğine uygun mu? Hayır. Ama kalbimizin yönetmeliğine uygun mu? Evet. Evet çünkü üstünde nazar boncuğu. Basır halıyı binanın dışına. Abi bir de bu yeni yapılan kentsel dönüşümsel binalar var ya İstanbul'daki. Evet. Mesela onlar da olmadı yani koca zigon sehpalar gibi duruyor. Modoko'ya gitmişsin gibi mesela Bağdat Caddesi'ne bakıyorsun. Hmm. Hepsi bir mobilya gibi o evet. binaların. Mesela evet, buna çok... kim okey verdi ya? Ya bana güzel bir de şey gibi geliyor. Bu yol kenarında hani şehirler arası yolculuklarda yol kenarında biblo sepet satan yerler var ya. Ama çok çeşit koyun var, aslan var. Dinlenme testleri insan... içinde mi yoksa bağımsız olan bağımsız yani. Olarak. İndi olan. Hiç... Evet onlar çok iyi. İndi. Rüya gibi evet yani. Biz biraz daha indi olmaya çalışıyoruz. Yani. Alçıdan heykel yapıyorlar diye işte koyun testiste var, satma, evet. aslan var. Alıyorsun biz... şeyini, yani kim bunu tercih eder diyorsun. Evet kim bunu tercih eder. Aslanlar sitesi var mesela yazdık. Ha. Aslanlar sitesinin önüne bir aslan düşünülüyor bazen. O alıyor. Ya bana da şey çok çirkin geliyordu bunu ya. Bunu neden anlatıyorum onu söyleyeyim. Hani orada binlerce heykel var ve hiçbiri birbirinin aynı değil. Hepsi başka bir kalıptan. Ne kadar fazla düşünmüş. Evler de öyle yani. Herkesin aklında başka bir şey var. Herkes başka bir şey yapmış. Yani iki tane yan yana aynı evi koymamışlar yani. Bu iyi bir şey mi? Kötü bir şey. Yani çok kafa... Çok, bir doku olması çok, evet, lazım yani. Gerçekten hani burada bile yürürken şu... Berbat rengi devamını görünce bir rahatlıyorsun ha diyorsun sokağa gibi. Evet o tamamen berbat. Yeni yapılan yerlerde yani. Hani iyi. Bir tanesi şey ışınları yansıtıyor bir tanesi estetik geometrik. Devamlılık istiyorsun sen. Estetik evet. de devamlı kötü de olsa iyi de ben olsa de estetik devamlılık. Evet, evet, kötü evet. olsun evet, tamamı kötü olsun ama. Bir tanesi biz... arada iyi zannedilen evet. ürün çok kötü. İyi gibi düşünülmüş. Bunu iyi yapalım evet, o bunu... daha da zarar evet, veriyor sokağa. Ya bir ya. De herkes şey gibi bu çok fazla bir de benden dinleyin. Yani aynı Türkiye'de. O ben benim bir de benim şey midem kaldırmıyor. Doğa için çal diye bir şey var ya. Çok güzel düşünülmüş bir şey. Arkasındaki şey de niyetler de çok güzel. Ama o kadar korkunç geliyor ki bana böyle herkesin sırayla çıkıp bir de benden bir de benden bir an evet. bitmiyor gibi yani şey böyle korku tüneli gibi. Karlı kim çıkacak gibi. Kayın. Bugün 6. karlı kayın bu. Hani şey de biri söyleyecek mi? Ya birine okeydik aslında. Evet beyin kanaması geçirir gibi 6 defa dinlenir mi? Karlı karlı kayın. O devam ediyor. Neyse bunu artık charity'ye çok abanmıyorum. Yok canım. Charity mi o? Tabii. Doğa için çal falan. Abi tabii ki charity ama bence hani ne olursa olsun Erman'ın dediği gibi o onun bir ya böyle bir şeyli oluyor. Bir osurukluğunu hissediyorsun bazı charity işlerinde de onda da bunda da falan böyle. Oluyor, evet. Keşke charity oralarına doğrusu, coşulmasa evet. diyorsun yani. Hani. Charity zaten... Engelliler için tiyatro hiç bilet aldınız mı sokakta satın? O dolandırıcılık. Ben aldım. O onlar ben yatladı. Aldım. O adamlar herkes yat söylüyor. Almış. Dolandırıcılıkmış. Evet yat almış. Kimse gitmiyor mu bilet alıp? Ben gitmedim de. Gitmiyorlar diye şey yani şöyle. Facebook'tan engelliler için. Tiyatro. Onun öyle bir dolandırıcılıkmış yani. Birader meğer. Tezgah şöyle işliyor bak. Komiser Erman Çağlar olarak anlatıyor sana. Buyurun. Şeyi alıyorlar. Belediyenin... Kayıt devam ediyor. Okeyiz. Belediyenin... Baydınız mı? Yok hayır. Ben çok önemli bir şey anlatayım. Özür dilerim. Belediyenin oyunun var. Mesela uyuşturucuyla ilgili. Tamam. Dandik. Karşıtı herhalde. Herhalde. Uyuşturucuyla ilgili. Nerelerde bulunuyor. Tarihçesi. Neyse. Biletleri 5 lira 10 lira yani. Tamam. Hani en alt seviye bir tiyatrodan bahsediyoruz. Bunun bütün biletleri alıyorlar. Pardon şey de gitti. Bunun bütün biletleri alıyorlar. Sonra da arıyor. Yani gerçekten sonra... bir bilet var. Pardon. Ben takayım mı? Taktım. Gerçekten bir tiyatro oyunu var. Gerçekten bir bilet var. Ama engelli tarafı yok işin. Yani... Evet. Öyle bir engelliler yarını olduğu taraf da yok. Sadece sana 50 liraya satıyorlar. Oyun da kötü. Ne peki? Bilmiyorum hiç belki bir şey, belki yani. Bir şey bulursun. Hayır, konu başlığı arada. Ne? Konu başlığı yok. Nasıl konu başlığı? Tiyatro oyunun mu? Karşıtı oyun bu kadar. Uyuşturucu karşıtı oyun ama sana işte engelliler yarını satıyoruz diyorlar. Hmm. Ha diyorlar onu. Tabii tamam. Tabii. Ama... Ya bu şey gibi engelliler yani, yüzü suyu hürmetine. Ben niye anlatamadım oğlum size? Yok engelli İkimiz ortam... de hiç anlamadık. Tamam ha, ben anladım ama hani sonuçta ortaya çıkan durum ne engellilere yarıyor, ne tiyatroya yarıyor, ne sanata yarıyor, ne insan hiç kimseye yaramayan yok, bir şey yapılıyor ki yani. Genelde alıp da gitmemelerine güveniyorlar.
giden olmuyor demek ki. Gerçekten. Bizim arkadaş gitti şey diye çıktı. Gitmiş. Var evet, mıymış oyun? Tabii oyun var. Bana oyun da yok diyorlardı çünkü. Belediyenin oyunu şey legit, davetiye legit. Orada gittiğinde gösteriyorsun, söylüyorsun ama işte. Çok da dolandırıcılık değilmiş. Bir ürün 5 liralık şeyi, 5 liralık bileti 50'ye satıyorlar. Ama onu sana ulaştırıyor abi. Sen normalde o oyunu yakalayamazsın yani o yüzden. Onu sana ulaştırıyor. Ya o oyunu yakalayamazsın da çok. Yani hani ama yakalayamazsın. Masi bir oyun. Neyse inşallah birilerinin aklında çözülmüştür. Ne yazık. Anlayan birileri olmuş. Sen tiyatrocuyorsun değil mi? Tiyatro okudum. Okudum. Tiyatrocu ama değilim. Ama yani evet doğru. Tamamen koptum diyebilirim. Yani izlemekten kopmadım ama üretmekten çok koptum. Peki ne hangi noktada koptun? Profili AVM'ye girdiğinde mi koptun tiyatro? Profili AVM Seray çok Sever kopardı falan. Abi gerçekten. Hani onlar... Ya profilo tiyatrosu diye bir şey bence dünyada eşsiz bir tiyatro çünkü gerçekten. Profili AVM. Dünyada profili AVM'de yani bir oyun türü var yani. Dizilerdeki en osuruk adamların evet, toplamı böyle şey gibi bir de sanki sanat osuruk yapıyoruz gibi böyle havalara evet girip böyle bir de genelde ah kadınlar vah erkekler falan böyle evet. Gittiniz falan gibi. Yok gittin abi gidilir mi ya yani. Sizin yani bir tiyatro çocuk tiyatrosu zulümdür tutkunuz var. Evet. Bunu görüyorum. Evet. İnsanı insana hayvanla anlatma sanatı diyebiliriz gibi. Çocuk tiyatrosu için herhalde. Bizim o konuda daha bir büyük... fable sevginiz var gibi gözüküyor. Yani. Çok daha büyük şeylerimiz var, isteklerimiz var. Onu çok başka yere bir taşımak istiyoruz gerçekten. Bu arada ciddiyiz yani o konuda. Hani gerçekten canlı sahne falan. Tiyatrodan nefret ediyoruz ama çocuk tiyatrosunda kendimizi çok iyi hissettik. Yani o kostümlerin içinde o şey iyiymiş yani gerçekten. Biraz daha anladım. Evet. Yani böyle şey gibi Erman'da ikimiz de mesela şiir, tiyatro bunlarla ilgili çok böyle hani güçlü hani güçlü öğütülerimiz var. Aa. Ama bir yandan da sanki onun iyisini ya da kendimize göre iyisini yaparsak da hoşumuza gidiyor gibi bir durumla da karşılaşıyoruz yani. Hoşça kalın gibi. Yani çocuk tiyatrosu mu yapmayı düşünüyorsunuz? O en azından evet. Kalttaki şey gibi bir şeyden bahsediyorsunuz. Evet ya onu belki gerçekten sahneye taşırız. Ben gibi çok düşünüyoruz. Profil oda mı? Peki. Ben çok istiyorum. Ya da böyle işte şey Capacity AVM, Optimum AVM falan. İlk önce Enes Batur gelecek. Sonra evet, işte 37 bin olacak. Kişi sonra Enes işte Batur. Kerem Cam gelip sadece 5 kişiyle tuvalette görüşecek. Sonra çıkacaklar. Hani böyle paket bir etkinlik. Şey Berkay da olabilir. Ha. Berkay kimdi ya? O ne biçim Manita, 35'inde Lolita. Yok onu bilmiyorum. Bilmiyor musun? Onu bilmiyorum. Ben en son şeyi dikkat ettim. Şöyle oradan bir biliyorum cümle. İnsanlar arasında en iyisi değilim. Bunu ben de biliyorum. Ama bu şu an bu evde kiracı da değilim. Kendim gidiyorum. Soner Sarıkabadayı. Abi Soner Sarıkabadayı öyle sözler yazıyor ki şey gibi. Tebligat gelmiş eve. Hani hislerin tebligatı. Muhtara gitmişse hani insanlar arasında en iyisi değilim. Bunu ben de ama şu an bu evde kiracı da değilim. Hani şey gibi ben kiracı değilim. Ev sahibi başka. Bana böyle bir şey gelmiş. Hani benim eski şeyi ikametgahım da buradaydı. Ben daha yeni aldırdım gibi böyle. Çok garip sözler yazıyor. Bir laf var ya medium is the message diye. Evet. Tam evet. Mesela bu cümleyi deneyebileceğim bir cümle bu. Mesela aynı bu cümleyi birine PTT mühürüyle yolla. Evet. Birine hani şarkı olarak evet gönder. Bugün birine... sana da gelirken mesaj attım ya. Ayrı vapurlarda sana doğru geliyor. Evet. Evet, çünkü bu bir Feridun Düzağı şarkısı değil yani. Değil dedim ondan sonra. Çünkü hani şey gibi böyle çok bir anda hani evet bu nasıl bir giriş diyebilirsin beni de tanımıyorsun. Şiir yani. Belki şiir nefretin de aslında istediğin şair olamamaktan mı kaynaklı? Olabilir. Şeylerde ya bir de dürüm olabilir. Dürüm yemek sanki çok dürüm yemekten geri kalmamaktan da olabilir. Biz mesela hani her hayatımızda şey hani böyle anlamlı bir şey olacağını hissettiğimiz zaman mutlaka durup evet, dürüm yeriz ki buraya gelmeden dürüm yedik yine. Yani Bambi'de hemen mantıklı dururuz dürüm yeriz ki şeyi bilelim. Yani yerimizi bilelim. Kim olduğumuzu unutmayalım. Evet. O size hatırlatan o bize işte o şeyde tutan, ayaklarını evet, yere ayaklarımızın bastıran yere bir şey. Bastırmasını sağlayan dürüm şey. Ne dürüm peki? Döner dürüm. Döner. Tavuk? Et? Et. Evet. Ben tavuk dönerciyim ya. Çok kalitesiz ama. Ya işte çok o... güzel zehirletmiştim bir kere. Kardeşim şeyden tavuk evet dönerdi. Tabii. Evet, yani sonra... şey mutlu mutlu yedik.
Köpüklü İshal'le geri döndük gibi böyle şey. Ama İshal kardeşimin sevgisini atamadı kalbimden tabii ki. Birçok şeyi attı. Bağırsak floram ayvayı yedi ama... Yani o kalbe ulaşmamış evet, demek ki. Evet, oraya kadar ulaşmadı. Var mı konuşmak istediğiniz şeyler son anda? Çok. Benim ama de çok ya. Şey yani... Hiçbir sesim yok. Sen de değil. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Seni biraz daha az konuşturuyorum için istiyorsan bir 5 dakika blok konuş öyle bitireyim. Aa ben benim çok kafam... şey oldum ya. Ben seni çok böldüm gibi hissettim. Yo benim kafam şişti konuşmaktan. Kendi sesimden tabii yeter bana. Ben de şey yapmış olabilirim çünkü yine hangover dinlediğimde çok geldi. Konuşuyorum. Yok ha, kitabı... İmzalayacak ben... mısın? Yok şey göstereyim. Kim kameraya göstereyim. Aa, o ne hoştuktu ya öyle. Yanında yapmadım. Ya bunu getirirken hani sana ayıp olur diye düşündüm ama abi sen de kitap yazmamışsın. Bir şey getiremedim. Düşünüyor musun? Birlikte tutalım mı bir dakika? Kitap yazmayı mı? Evet. Yok. Yani niye düşünmüyorum. Canım? Birlikte tutalım aynen. Benim albümlerim var. Son anda patlatın. Black Metal. Episod 13. Evet. Öyle bitti. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Abi, teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Ben de.